Sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Her zamanki gibi bütçenize, kesenize ve yeteneklerinize faydası olabilecek yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere hurda bir malzemeden nasıl elektrik üretebilirsiniz ve bu ürettiğiniz elektriği nasıl faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz, size onu göstereceğim. Bakın, burada 2 adet malzemem var. Ben bu malzemeleri eski bir fotokopi makinesinden söktüm arkadaşlar. Bu motorlar fotokopi makinesinin hareketli mekanizmalarına hareket veren motorlar sevgili arkadaşlar. Ve 3 fazlı DC motor dediğimiz bir motor çeşidi bu motorlar. Gördüğünüz gibi böyle biraz yassı ama özünde çok kuvvetli, kendinden mıknatıslı bir motor. Bakın, burada görmüş olduğunuz motor hemen 3 tane bobin ucu var, gördüğünüz gibi U, V, W. Bunlar motorun besleme uçları. Hemen şurada plaketin arasından da motorun bobinlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, bobinler sabit. Gördüğünüz gibi ben motorun rotor kısmını, yani milini döndürdüğümde motorun arkasıyla birlikte mil dönüyor ama bobinler hareket etmiyor. Bu motorun özelliği şu: bu dış kasnak kısmında, yani stator dediğimiz motorların bu kasnak kısmında sabit mıknatıslar var arkadaşlar. Şöyle biraz daha net bir şekilde göstereyim. İşte tam şurada sabit mıknatıslar var ve bu mıknatıslar mil döndüğünde mille birlikte döndükleri için çok kuvvetli bir hareket enerjisi ortaya çıkarabiliyorlar. Şöyle kameranın netlemesini istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli bir hareket enerjisi ortaya çıkarabiliyorlar. Çünkü mıknatısları da kuvvetli bu motorların ve buradaki elektronik devre sayesinde bu motora hareket enerjisi verebiliyoruz ve bu motorun milini çok kuvvetli bir şekilde döndürebiliyoruz. Biz bu videoda bu çok kuvvetli hareket üreten motorun miline hareketi kendimiz vereceğiz ve buradaki bobin uçlarından elektrik üreteceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, daha önceki videolarımda elektrik üretmenin mantığını anlatmıştım. Elektrik üretebilmek için manyetik bir alan içerisinde bobini hareket ettirmek ya da bobinin etrafında veya içinde manyetik alanı hareket ettirmek lazım diye. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz çok faydalı yine hurda malzemelerden elektrik üretebileceğiniz motor tipleri göstermiştim. Bunların arasında DC motorlar da var. DC motorlar genelde mıknatısları sabit arkadaşlar. Ortasındaki bobin manyetik alan içerisinde hareket ediyor. Ve bu hareket enerjisinden, yani bizim uyguladığımız hareket enerjisinden manyetik alan içerisinde bobin döndüğü için elektrik enerjisi üretip elektrik alabiliyorduk. Eğer o videolarımızı izlemeyen arkadaşlarım varsa kesinlikle izlesinler. Çünkü çok çeşitli motorlardan, az elektrik üreteninden çok kuvvetli ve gerilim olarak çok fazla elektrik üretebilenlerine kadar birçok videomuz var kanalda. O videolarımızı kesinlikle izlesinler ki bizim o videolarımızdaki gösterdiğimiz motorlardan herhangi bir tanesi ellerinde varsa işleri için en uygun olan motoru seçip kendi ihtiyaçları nispetinde o motorları kullanıp kendi elektriklerini kendileri üretebilsinler. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen burada görmüş olduğunuz 3 fazlı motordan nasıl elektrik enerjisi üretebiliriz, hep birlikte onu görelim. Motorumuzun bobin uçları burada ve bu bobin uçlarından elektrik enerjisi alacağız. Şimdi hemen buralara birer tane kablo lehimleyelim ve boştayken ürettiği gerilimin miktarını hep birlikte bir gözlemleyelim. Şöyle ölçü aletinin ekranını görebilin istiyorum. Hemen şu ölçü aletime kabloları bağlıyorum. Ve devreyi tutup motorun miline hareket veriyorum arkadaşlar. Evet, burada görmüş olduğunuz elektrik enerjisi böyle anlık gelip gittiğine göre AC ürettiğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen AC pozisyonunu alıyorum ölçü aletimin kademesini. Ve gördüğünüz gibi elimle dahi döndürdüğümde 3,5-4 voltları gördüm. 4,26 voltu bir gördük. 4,15,
Evet arkadaşlar, şimdi işte motorun miline rüzgara temsilen ya da hareket enerjisi üretebilen herhangi bir, mesela bir bisiklet olabilir veya bir su değirmeni olabilir veya bir rüzgar gülü olabilir. Onun ürettiği hareket enerjisini temsilen şarjlı matkabımla vereceğim arkadaşlar. Bunu bilerek söylüyorum ki birçok arkadaşımız tabii beni anlıyordur ama bazı takipçilerimden anlamayıp onu matkapla döndüreceksek niye elektrik üretiyoruz? O zaman harcadığımız elektrik ürettiğimizden fazla diyorlar. Onun için ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Siz bu motordan elektrik üretmek istiyorsanız bunu matkapla, şarjlı matkapla döndürmeyeceksiniz arkadaşlar. Ya bunun yerine bir pervane takıp rüzgardan elektrik enerjisi üreteceksiniz veya bir su değirmeni veya bir bisikletten güç alarak bu motordan elektrik enerjisi üretebileceksiniz. Bakalım şimdi matkabımızda ne kadar bir voltaj üretebileceğiz arkadaşlar. 249, 290, 428, evet 6.15 volt gibi bir elektrik enerjisi ürettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuzun sadece bir bobininden. Bu ne demek arkadaşlar, sadece bir bobini? Bakın burada 3 ayrı bağlantı var ve ben sadece kırmızı ve maviye bağladım. Mavi ve yeşilden ayrı, kırmızı ve yeşilden de ayrı ayrı elektrik enerjisi alabiliriz bu motordan. Hemen isterseniz deneyelim. Bakın kırmızının yerine şimdi yeşili bağlayacağım. Bakın yeşil kablodan ne kadar bir elektrik enerjisi üretebilecekmişiz. Evet 2.7345, 4.23'ü elimle gördüm. Hemen şu motorumun milini tekrar sabitledim ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine 6.15 voltluk AC gerilimimizi motorumuzdan rahatlıkla üretebildik. Gördüğünüz gibi bu da mavi yeşil kablonun ucundaki gerilim. Bir de kırmızı yeşili kontrol edelim. Bakalım ondan da alabilecek miyiz? Hemen yine matkabımla döndürüyorum motorumuzu. Gördüğünüz gibi aynı şekilde arkadaşlar motorumuzun bobin uçlarından 6 voltun üzerinde bir voltaj alıyoruz. Ve dediğim gibi bu AC elektrik arkadaşlar. Yani bu elektrik akımını kullanabilmemiz için bizim bunu DC gerilime dönüştürmemiz lazım. Hemen bu bobinlerin uçlarındaki ölçü aletimi çıkarıyorum. Ve sizlere bu motorun ürettiği AC gerilimi DC gerilime dönüştürmek için burada daha önceden hazırlamış olduğum 5 fazlı doğrultucumu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu 5 fazlı doğrultucu şu orta uçlarından 5 bobin ucundan ayrı ayrı çıkış alabildiğimiz bir motor için hazırlamıştım ben bunu. 5 tane bağlantı yapıp bunları doğrultup bize DC gerilim veren bir doğrultucu. Bu doğrultucu devresinin de nasıl yapıldığını ve detaylarını merak ediyorsanız önceki videolarımda var arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi elektrik enerjisi ürettiğimiz o videolarımızı izleyin. Onlardan çok şey öğrenip çok tecrübe sahibi olabilirsiniz ve kesinlikle kendi elektriğinizi bedavaya getirebilirsiniz. Şimdi ben bu 5 fazlı doğrultucunun 3 fazını bu motor için kullanacağım ve motorumuzun ürettiği AC elektrik akımını DC'ye çevireceğim arkadaşlar. Hadi gelin şimdi onun bağlantısını da yapalım ve DC'ye dönüştükten sonra kaç voltluk bir elektrik enerjisi üretebiliyormuşuz, hep birlikte onu görelim. Üç fazlı DC motorumun ürettiği elektrik enerjisini doğrultucuma girdim. Buradaki iki tanesi boş kalabilir, önemli değil. Bu motorun ürettiği gerilimi buradaki diyotlar vasıtasıyla doğru gerilime çevirip buradaki kondansatörle de filtre edeceğiz arkadaşlar. Yani tam DC'ye yaklaştıracağız. Hemen arkadaşlar ölçü aletimi buradaki doğrultucumun çıkışlarına bağlıyorum. Şarjlı matkabımı motorumun miline tutturuyorum.
motorumuzun ürettiği elektrik akımı DC'ye dönüştürüldükten sonra bakalım kaç volt elde edeceğiz. Evet, motorun devrine bağlı olarak üretilen voltajın değeri değişiyor. Gördüğünüz gibi gitgide artıyor. Şu an 2,5 voltlara yaklaştı. Evet. 3,5 volta yaklaştık. 4 volt. 5 volt. Şarjlı matkabımın maksimum devrinde 7,63 volta kadar çıkmayı başardık. 7,5 voltlara kadar çıktığına göre bu motorun ürettiği açık devre voltajı ürettiği akıma bağlı olarak rahatlıkla 6 voltluk bir aküyü bu motorla şarj edebiliriz demek oluyor bu. Hemen şuradaki ampulümü bir bağlayacağım ki bu 12 voltluk 25 wattlık bir otomobil ampulü. Yani güçlü bir ampul, kuvvetli bir ampul. Bayağı bir elektrik akımı ihtiyacı duyuyor bu ampul. En iyisi şöyle bağlayalım. Elimizde imkanlar varken boş yere kıvranıp duruyoruz. Hemen bu şekilde ampulümü bağlayalım ve bakalım bu güçlü ampulü yakabilecek kadar elektrik akımı üretebiliyor mu? Bizim motorumuz, hep birlikte bunu görelim. Evet, tekrar motorumu tutturdum arkadaşlar. Matkabımın ucuna ve döndürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi motorumuzun ürettiği akımda gayet güzel arkadaşlar ki 25 wattlık bir ampulü bu derecede yakabildiğine göre. Evet, gördüğünüz gibi bir ampulü rahat bir şekilde bizim motorumuz yakabiliyor arkadaşlar. Bunu çıkaralım şimdi ve bu kadar güçlü bir ampulü bu derecede yakabiliyorsa hemen bu ampulün yerine bir led bağlayalım ve bakalım motorumuz ledimizi nasıl yakacak. Hemen şimdi buraya bir şekilde koyacağım ve artısını eksisini bağlayacağım. Bakalım ledimizi nasıl yakacak bizim. Şöyle de döndürmek istiyorum size ledi. Evet, şimdi test zamanı arkadaşlar. Bakalım ne derecede parlak bir şekilde yakabilecek ledimizi bu motorumuz. Hep birlikte gözlemleyelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ledimizi son derece parlak bir şekilde yakabiliyor bizim devremiz. Bir de şöyle yapalım. Bu parlaklığı size en iyi nasıl gösterebilirim? Şöyle elimle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın gayet güzel bir şekilde ledlerimi de yakmayı başardı motorum. Evet, netice itibariyle motorumuzun ürettiği elektrik akımının kullanılabilir ve iş yapabilir derecede iyi olduğunu gözlemlemiş olduk. Motorumuzun ne kadar kuvvetli bir elektrik akımı üretebildiğini hep birlikte görmüş olduk. Voltajımızın seviyesi gördüğünüz gibi 7,5 volt seviyelerine çıktı ki bu voltaj 6 voltluk bir aküyü şarj edebilmek için ideal bir voltaj arkadaşlar. Devremizin çıkışıyla burada görmüş olduğunuz 6 volt 12 amper gibi 6 voltluk aküleri rahatlıkla şarj edip istediğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Evet sevgili Kaya LC kanalı takipçileri, umarım video hepiniz için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda aynı fotokopi makinesinden çıkardığımız büyük motorun performansını inceleyeceğiz. Bakalım bu motorda kaç volt, kaç amper gibi bir çıkış alacağız ve acaba neleri şarj edip neleri bu motorla kontrol edebileceğiz. Onun için kanalımıza takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın sevgili dostlar. Videonun başında söylediğim gibi bu tür hurda malzemelerin düşük güçlü elektrik üretebileninden çok yüksek güçlü elektrik üretebilen motorlara kadar bir dünya videomuz var. Kesinlikle bu videolarımızı izleyip kendi elektriğinizi bedavaya üretebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz
Lütfen videomuza beğeni bırakmayı ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan, merakı olan arkadaşlarımız henüz kanalımıza abone değillerse lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmesinler. Evet arkadaşlar, bundan sonraki çağrımsa tüm takipçilerime YouTube'un bizlere yaptığı geri dönüşlere göre takipçilerimizin birçoğunun bildirimleri açık değil ve videolarımızdan haberdar olmuyorlar. Bunun için hem videolarımız düşük izlenmelerde kalıyor hem de siz yeni videolardan haberdar olamıyorsunuz. Lütfen hem telefonunuzun bildirimlerini hem de YouTube bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki bu sayede yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show